Teşekkür ederiz. Gerçekten çok ihtiyacımız var bu arada. Güzel kalemler yapmış. Ve burada Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güzel bir imzası var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır yazıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük askeri zaferinin kazanıldığı gün. 99 sene önce bu topraklarda bu mücadele başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu mevziler kazıldı. Bu mevzilerimizi ecdatlarımız kazdı. Bu mevziler kazındı. Bu mevziler kazıldı. Bu mevzileri ecdatlarımız kazdı. 99 sene önce bugün ya istiklal ya ölüm dendi. İlk hedefiniz Akdeniz'dendi. Yanlış oldu. Bugün bu mevziler kazıldı. Bu mevziler olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelemiz bu topraklarda başladı. Elimizin Kocatepe mevkiindeyiz. 1874 rakımlı bu tepe Afyonkarahisar Ovası'na ve Sinan Paşa Ovası Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'sinde ve Kocatepe'de olacağız. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Gençlik Kolları Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce gece tam saat 12'de binlerce yurttaşımızla birlikte Afyon Kocatepe'de olmuştuk. Bundan sonra bugün ilk adımını atıyoruz. Bundan sonraki yıllarda Türkiye Değişim Partisi'nin yılda bir kere bütün Türkiye ile buluştuğu bir gün olacak. 26 Ağustosları unutmamak için, 26 Ağustosları unutturmamak için bu bölgede binlerce çadır kuracağız ve bütün yurttaşlarımız o geceyi burada doya doya yaşayacak. Doya doya yaşayacak ki ecdadımızın bu toprakları bize nasıl bıraktığını anlasın diye. O nedenle 26 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemlidir. 26 Ağustos'un temellerini 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları attı. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak her sene 26 Ağustos'ta binlerce yurttaşımızla birlikte inşallah bu topraklarda olacağız. İnşallah. 99 sene önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ya istiklal ya ölüm dedi ve ulusumuzun bağımsızlık savaşı mücadelesini burada başlattılar. Afyon Kocatepe'de hem mutluyum hem de üzgünüm. Ama o üzüntümüzü seneye %100 gidereceğiz. Binlerce yurttaşımızla birlikte Afyon Kocatepe'de olacağız. Atalarımızın bize bıraktığı bu tarihi zaferi hiç kimseye asla unutturmayacağız. Bütün dünyaya ecdadımızın bize bıraktığı bu bayrağa nasıl sahip çıktığımızı göstereceğiz. Bugün hem son derece mutluyum hem de üzüntülüyüm. Mutlu olmam Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu toprakları koruyup kollayacağız. Üzüntülü olmam da örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi ve tarihi günlerimizi unutturmaya çalışıyorlar. Biz asla unutmayacağız.